Futbolculuk döneminde çok teknik direktörlerle kavga eden bir futbolcu muydun? 1-2 hocam da. Peki teknik direktör Nobre'nin takımı ofansif mi oynar, defansif mi oynar? Ne zaman ofansif? Korkusuz. İki takım arasında, ya nasıl söyleyeyim, çok Türkçesini bulamadım şu an, benim kafam. Tamam, ben bir paket edeceğim. Güzel ki. Beşiktaş ve Fener bayağı farklı. Bayağı zor zamanlar. Bizim. Merhabalar, ben Cansel Kemiksiz. Roto Futbol'da bu hafta teknik taktikte yanımda Marcio Nobre var. Mert Nobre var daha doğrusu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederim burada evinde bizi ağırladığın için. Siz teşekkür ederim ve hoş geldin. Teşekkür ederim. Bugün değişik bir röportaj olacak. Çünkü daha önce biz seninle hep futbolculuk kariyerine röportaj yapmıştık. Bugün ilk defa teknik direktör olarak röportaj yapıyoruz. Neler diyeceksin? Nasıl bir karardı senin için teknik direktörle adım atmak? Tabii ki de oynarken daha kolaydı. Şimdi de bayağı zor. Oynarken sen bizim iş kolay, nasıl kolaydı? Antrenmandan sonra yeter de bir evde de. Bu burgun başka antrenman. Ama şimdi direktör teknik bayağı zor. Nasıl zor da? Sen 24 saat kulüp içinde tesisin, antrenman, plan, proje. Nasıl bu antrenman? Nasıl bizim ekipte? Bayağı zor ama güzel de. Güzel. Peki teknik direktör Nobre ile futbolcu Nobre arasındaki en büyük fark ne? Sorumluluk çok. Sadece takım 20 kişi değil, 30 kişi değil. Bir kulüp var. Tarafta var, yönetim var. Ve bayağı zor. Oynarken tamam tüm takım ben kaptan yaptım da. O zor ama hocanın işin sorumluluk çok. İşte o bayağı farklı. Peki şöyle sormak istiyorum. Futbolculuk döneminde çok teknik direktörlerle kavga eden bir futbolcu muydun? Yok. 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 belki 1-2 hocamsa ama çok şey değil mi? Şundan dolayı sormak istiyorum. Şu anda nasıl bir teknik adamsın? Kendini teknik adamı olarak anlatırsan. Futbolcularıyla arkadaş var mı, yoksa daha böyle sert, otoriter bir teknik adam mısın sence? Otoriter değil. Ben bir hoca nasıl hocanla en önemli benim için disiplin ve saygı. Bu her zaman. Oynarken aynı. Ben çok disiplin oyuncuyum. Ve şimdi ben hocamın daha disiplinli. Ama işte disiplin de ki sen diktatör. Yok. O iki şey olabilir de. Hem disiplin hem bir abi gibiydi. Bir aile gibiydi. Bu o olabilir de. Bunu şundan dolayı soruyorum aslında. Çünkü baktığımızda bir eski tip teknik adamlar var. Bir de yeni teknik adamlar, senin bahsettiğin tarzı. Sence hangisi daha etkili? Çünkü Türkiye'de de baktığımızda artık yaşı tamam, ermiş teknik adamlar yavaş yavaş elinden ayağını çekiyor. Sizler geliyorsunuz. Bugün oyuncu da çok farklı. 30 sene önce ve bununla. Bayağı fark. Eski de tabii ki daha sert, hocam daha sert, diktatör bir asker gibi de falanla. Şimdi olmaz. Şimdi de ne yapacak da? Diyalog çok önemli. Burada 12 tane yabancı da falanla. İşte sadece 12 tane yabancı, bu yabancı hangi ülkeye geldi? Tamam, Brezilya var, Suudi Amerika var, Avrupa'da. Bu 3 tane de çok önemli. Neden? Bu fark insanla. İşte bu hocam biraz, bu diyalog çok önemli. Bazen oyuncu da sen bir sert yapıyorsun ha. Belki o bu oyuncu tam ters cevap verdi. Sonra ne yapacak? Bir kriz vardı senin takımla. İşte bu hocam şimdi de en önemli bende bu cevabına. Peki şunu soracağım. Mustafa Denizli ile bir 6 ay tecrübesi oldu. İyi başlayan, sonrasında sıkıntılı bir süreç oldu. Bu dönem için ne diyeceksin? Senin için nasıl bir deneyim oldu ve böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Yok. Tabii ki hayatı ilk defa. Kaç maç, 13-15 maçta bayağı zordu zamanla biz. Lig başladı, takım iyi. 6-7 tane transferde, bu transfer hazır geldi. Hem Brezilya o zaman bu ligde, hem iki tane Şili'de, bir tane Kolonya kalecinde geldi. O oyuncu hep hazırda geldi. Biz hazırda geldi, biz avantajda. Ama 5-6 haftada sonra diğer takım, diğer rakipte, herkes statiksel, fiziksel iyiydi. Bizim için bayağı zor. Nasıl zor da? Tabii ki bizim transfer iyi oyuncu, iyi oyuncu. Ama bu ligde sadece bir tane oyuncu yetmez. Diğer rakipte her pozisyonda aşağı yukarı iki tane oyuncu alternatif var. İki tane oyuncu iyi oyuncu da. Biz maalesef o lüks yok da.
İşte sonra biz bayağı zor zamanı geçtik. Ama dün ben çok mutluyum. Altay 3 puan aldığına. Orada oyuncular çok iyi insan var orada. Başarılar diliyorum ben. Peki bir teknik adam olarak şimdi Türkiye'de Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de oynadın. Onun yanı sıra Anadolu kulüplerinde oynadığın kulüpler var. Erzurum, Gençler Birliği, Kayseri Spor, aslında Mersin. Türk futbolunu çok yakından tanıyan birisin. Bir Brezilyalı olarak aslında Türksün artık, bunu da söyleyebiliriz. Nasıl bir kıyaslama yapmak istersin bir teknik adam gözüyle? İki takım arasında, yani nasıl söyleyeyim, Türkçesini bulamadım şu an, benim kafam gitti. Tamam, Portekiz'e bak. Tipo, eu quero dizer que qual é a diferença dentro de os dois? Você está treinando os dois times, mas se você tivesse treinador do time turca ou time Anatolia, qual vai ser a diferença para você? Como você mandaria diferente? Şöyle bir şey sormak istiyorum. Hem Anadolu'da hem de İstanbul takımlarında oynadın. Sen bir teknik direktör olarak Anadolu takımını çalıştırıyor olsaydın ya da İstanbul takımını çalıştırıyor olsaydın aradaki dengeyi nasıl kurardın? İkisi arasındaki fark bu nobile nasıl olurdu? Tabii ki çok fark var. Nasıl bu fark da? Bu tarafla deki tamam 3 tane büyük takımla 4 tane büyük takım. Hedef her zaman şampiyonu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi de Trabzon. Yatsan her zaman bir büyük camına, büyük hedef, her zaman büyük hedef şampiyonla. Senin taktiksel yol bambaşka da. Nasıl bambaşka da? Her maç 3 puanla, başka yol yok. Senin camiada istedi. Bu normal. Ama yatsan Anadolu takımına sen daha savunma düşünüyorsun. Bambaşka taktiksel, o farklı. İşte bayağı farklı Anadolu takım ve diğer takımla. Ya, ama şimdi bu yavaş yavaş değişti. Nasıl değişti? Anadolu takım eskide ne yapacak? Sadece savunmanı. Savunma 6 tane oyuncu, savunma 3 tane orta sahada, bir tane ofensif oyuncu. Şimdi olmazsan bak Alanya'da nasıl oynuyor çok iyi. Gaziantep aynı. Konya'da aynı. İşte şimdi yavaş yavaş değil. Anadolu takım sadece aynı eski değil ha, sadece savunma. Şimdi ne yapacak da? Bu maçta Galatasaray karşı Fener ve Beşiktaş biz ne yapacak maç orada? Maç İstanbul'un bir puan da yok. Şimdi bu olmaz. Ya, diğer takım geldi maçta kafa kafa oynuyorlar. Peki teknik direktör Nobre'nin takımı ofansif mi oynar, defansif mi oynar? Ofansif oynar. Fener zaman ofansif oynar. Korkusuz. Yok öyle. Ya tabii ki çok önemli senin malzemen, ne var senin yerde. Bazen de bu maç olmaz. Neden? Kuvvetsiz de tamam bambaşka tatik ama normalde ben seviyorum futbolu. Peki şöyle sorsam, biz senin teknik adam olarak seni yeni tanıyoruz şu anda. Kendi oyun sistemini benzettiğin ya da örnek aldığın bir teknik direktör var mı? Çalıştığın da olabilir bugüne kadar. Tabii ki çok örnek var da. Luxemburg, Vanderlei Luxemburg. Daha yeni jenerasyonda tabii ki Guardiola ve Bielsa, ben seviyorum Bielsa'da çok iyi hocam. Bir örnek o. Şimdi Türkiye, Türk hocam Emre, ben seviyorum bu sistem Emre. Emre hocam çok iyi sistem. Sence şu an yeni teknik direktörler arasında en iyi diyebileceğin kim? Senin en çok beğendiğin en iyi Türk teknik adam. En iyi Türk, yeni de Emre hocam. Emre Hoca. Emre, bence o sistemin çok iyi. Peki yabancı olaraktan kimi söylersin ligimizde? Farioli çok iyi. Bence o sistemi, aşağı yukarı sistemi aynı Farioli ve Emre. Aşağı yukarı aynı, ama güzel sistemi. Önümüzdeki dönem için şu anda Beşiktaş'tan gidiyor. Teknik direktör sıkıntısı yaşanıyor. Sen çalıştırmak ister misin Beşiktaş'ı? Herkes. Ve büyük takımda tabii ki beni. Beşiktaş ve Fener bayağı farklı. Ama hedef işte büyük takımda. Sadece ben değil, çok eski oyuncu da hedef aynı. Neler diyeceksin Mustafa Denizli için?
Nasıl çalıştınız beraber? Nasıl seni çağırdı? Birazcık anlatabilirsin hikayeyi. Tabii Mustafa Oba, biz Beşiktaş'ta zamanla şampiyon beraber de olun. Ve geçen sene PTT'liyle o bana teklif yaptığında ben çok mutlu zamanla teklif geldi. Kabul ettim. Şampiyon oldum. Bayağı mutlu. Tabii ki ben de Mustafa Hoca'nın bayağı fark var bu kafada, tiksel kafada. O çok fark. Aslında sormak istediğim buydu. Hani eski tip teknik direktör ve yeni tip teknik direktör derken. Bayağı fark. Bayağı fark. Peki çatıştınız mı çalışırken? Hani aranızda sorun oluştu mu bu? Böyle anlatabileceğim bir kavganız vesaire var mı? Yok dedin mi? Tabii ki tartışma bu normal. Her ekip bu, o var. Ama biz bazen bir gün maçta daha önce toplan falan şu bu, ben her zaman diyorum benim fikrim o ama sen isters şu daha iyi, bence bu daha iyi, o tartışma normal da ama son karar her zaman bu hocamda, saygıda. Ama çok fark, kafada çok fark, sistem için her şey fark. Peki Mustafa Hoca takımdan ayrıldı, ardından sen takımda kaldın. Nasıl bir diyalog geçti arasında? Çünkü çok görülen bir durum değil. Hani hocanın gidip de yardımcısının devam etmesi çok görülen bir durum değil aslında. İşte başkan bana aradı bu teklif. Ben de ki şimdi ben hayır ve evet demez. Neden? İlki de yarın sabah da ben Mustafa Hoca'nın evine gidiyorum. Orada bir toplantı yapalım. Toplantıda sonra bakacağız nasıl bu kararda. Başkanlık tamam mı? O burgun sabah da saat 10 gibi de gittim. Hocanın evine konuştum. Sonra hocam bu teklif geldi. Ne düşünüyorsun? Ya seninki hayır hayır. De. Bana hayat en önemli bu saygı. İşte bendeki saygı en önemli. Ya seninki hayır ne haber? Tamam. Aldım benim çantayı. İstanbul'a gidiyorum. Çok şey değil de. Sonra hocam dedi ki yok yok ya sen ses kal kal, şimdi de kimse yok orada ve bu Altay işin çok önemli benim hayat işinle, al bu takımla en iyi yap. İşte ben kabul ettim. Ama tabii ki futbol çok çok şey var da. Çok acımasız. Çok. Ben her zamandaki futbol, Türkiye futbolu da 90 dakika. 90 dakika sonra her şey değişti. Her şey olabilir de. Maalesef hiçbir zaman da yok. Sabırsız ha, işte normal. Peki sen çok değişik futbolculuk kariyerinde bahsedeceğim. Bunu çok değişik tipte başkanlarla çalıştın. Gerek işte çok. Bir teknik direktör olarak bugün çalıştığın başkanları düşünürsen hangi başkanla çalışmak isterdin? Aziz. Aziz Yıldırım. Aziz. Aslında Aziz Yıldırım'ın çok zor olduğu söylenir. O kadar değil miydi o zaman? Ya, zor mu? Diğer taraf çok destekli. Ya Aziz bir şey söyledik, bak ben inanıyorsun işin yeter. Ama bazen başkan de ki sana inanıyor, 10 dakika sonra ve bir gün sonra da her şey tam tersi. İşte bu farkı Aziz'le. Ya Aziz bir şey varsa bak, sen bu sen bir sene burada kalacak, sen bir sene kalacak. Diğer başkan bazen sen bir sene kalacak, bir maçına. En azından verdiği sözü tutma sözü. Evet, o en önemli. Sana güven veriyor. Tabii. Yani. Peki, ayrıca tartışılan bir durum var. Teknik adamların yabancı dil konuşması, konuşmaması durumunda. Şimdi sen futbol oynadın, şu an teknik adamsın. İngilizce biliyorsun, Türkçe biliyorsun, Portekizce, İspanyolca. Aslında 4 ya da 5 dil bilen bir teknik adamsın. Sence bir teknik adam yabancı dil konuşmalı mı yoksa tercümanlar yeterli mi? Ya, dil çok önemli. Tamam, tercümanla bazen sen bir toplantı yaptın. O toplantı sen bir şey söyledin, tercüman tamam, o kendi iş yaptığına. Ama ne zaman sen direkt aynı dilde çok farklı oyuncuda. Çok çok farklı. Ben oynarken de aynına ve şimdi ben biliyorum nasıl önemliğini. Bazen de ki tercüman git orada Ahmet, söyle bu oyuncu şu bu. Sen çağır seni oyuncuyla. Bak, ne istediği de ben istiyorum. Şu, bu, şu. Çok farklı. Bambaşka farklı. Şimdi sana şöyle bir şans veriyorum. Nobre FC var ve ligdeki istediğin oyuncuyu alabiliyorsun takımına. En iyi 11'in kim olurdu? Sadece 11 değil de yedek olabilir. O da olur o zaman. 22. O da çok zor. 11, sadece 11 çok zor. Tamam. 22. Tam kadro o takımda. Ve yedek olabilir. Evet. Tamam. Trabzon kaleciydi. Bazıyorum. Kim yedek de? Seriç, Sabek, Kaysara. Yedek, Kaysara.
Kayseri diğer sabek. Çok zor. Tamam haydi. Kim stopu? Vitor Hugo. Markam. Bir Türk, Rubensson. Bir tane Türk daha. Abdülkerim. Abdülkerim miyim? Sol bek Guilherme. Ve Rüdvan. Orta sahada. Berat, Ramsing. Bigli, ben seviyorum Bigli. Çok iyi oyuncu. Akıllı oyuncu. Yunus. Visca. Balotelli ve Okaka. Diğer kanat. Diğer kanat. Diğer kanat. Kimdi şimdi? Bu Trabzon, ben unuttum bu adı. Bu Trabzon'a Envika. No, yok. O Envika. Ben de söyleyemiyorum onu. Belki o Hikyon bile. Bir tane daha kanat. Diğer kanat kim? Diğer kanat iyi de şimdi. Tüm takım, tüm takım. Efecan. Efecan. Davison aynen, Davison iyi. Teşekkür ederim. Güzel bir oyun. Şampiyonluğa 22, 23, oynar. 23 de. Şampiyonluğa oynar, şampiyonluğa tabii, alır. Tabii, tabii, tabii. Direkt şampiyonla. Kafa kafa bu Trabzon'da şimdi. Peki, ilk kombini oluştururken çok fazla yabancı futbolcu kullandın. Hmm. Şimdi yabancı kısıtlamasını soracağım sana. Türkiye'de düşürülmesi gündemde. Bir teknik adam olaraktan doğru buluyor musun? Bayağı zor bu konu. Nasıl zor da? Bu bizim hatada, Türkiye hata. Tüm kulübü, sadece bir tane kulübü değil de. Tüm kulübü altyapı çok zayıf. Yeni oyuncu, yeni jenerasyonda yok. Maalesef de. Bu, neden ki orada bu, Türkiye bu futbol ne yapacak da bu oyuncu ocağındaki ben forvet istiyorum. Git Avrupa, Süd Amerika, Allah. Hiç düşünmüyor uzun vadede altyapını çıkar kaç tane oyuncudan iyi altyapıda. Biz Beşiktaş'ta altyapıda bir saha var. Hani çok kötü saha. Fenerbahçe tamam bir iki tane saha var. Galatasaray aynı da. Trabzon altyapı daha iyi de. Ya biz altyapı çok önemli de. Uzun vadede. Sadece bugün değil. 3 sene sonra ne yapacak da? O diğer sene 4 Türk'le. Şimdi 3 Türk çok zor. Bazen takım çok zor. Diğer 4 ne yapacak da? Ama işte diğer Anadolu takım aynı da. Altyapı'dan al oraya bir halı saha gibi de oradan tamam. Bu olmaz. Yani biraz daha ciddi bu işler. Bak Avrupa'da, Brezilya'da ne dedim ki bu iş çok önemli. Sonra ya bizim milli takımla maalesef çok iyi oyuncu değiller. Tabii ama bak sizin altyapını. O en önemli işine. Sadece tamam git orada Avrupa al bir tane o stoper. Git Suudi Amerika bir tane 10 numarada. Bu olmaz. Altyapıya biraz daha destekliyorum. Çok destekliyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Öncelikle bizi ağırladığın için burada tekrardan teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki sene yeni takımınla seni yeni evinde ziyaret ederiz. İnşallah. Ya, teşekkür ederim. Ne demek istersin taraftarları buradan? Ben şey için teşekkür ederim.